Merhaba arkadaşlar, Altın Sınıf Çanta Yayınları Etkinlikli Soru Bankası'nda alan ölçme konusuyla arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar alan ölçmede metrekare, kilometrekare, daha sonra arkadaşlar metrekare, hektometrekare gibi dönüşümlerle dersimizi işleyeceğiz. Öncelikle ne yapmam gerekiyor? Öncelikle gençler şu dönüşümleri şöyle yazalım arkadaşlar. En yukarıda bizim için kilometrekaremiz var. Kilometrekarenin altında arkadaşlar. Şöyle kilometre karemizi yazalım. Hektometre karem, dekametre karem, metre karem, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare var. Arkadaşlar biz burada eğer dönüşümleri aşağı doğru yapacak olursak 100 ile çarpmamız gerekiyor her basamağı. Yukarı doğru yapacaksak 100 ile bölmemiz gerekiyor diye hatırlatalım. Evet, uzunluk ölçü birimlerini hatırlarsanız her basamakta arkadaşlar 10 ile çarpıyordum. Yani 10 kat 10 kat büyüyordu veya 10 kat 10 kat küçülüyordu arkadaşlar. Burada da yüzer yüzer artıp yüzer yüzer çoğalması gerekiyor. Yani yüzer yüzer 100 kat artacak veya 100 kat azaltacak diye söyleyelim. Şimdi birinci soruda A ile başlıyorum. 4 metrekare kaç santimetre karedir? Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar bakın metrekare ile sağ taraftaki tabloyu kullanıyorum. Santimetre kare arasında 2 basamak vardır. Demek ki 2 kere 100 ile çarpacağım diyorum. O halde 4'ü 100 ile çarpıyorum. 400. Bir daha 100 ile çarpıyorum. Evet ne oldu arkadaşlar? 40.000 santimetre kare oldu diyorum. Evet 15 milimetre metrekareyi milimetre kareye çevireceğim. Metre kare ile milimetre kare arasında 3 basamak var. O halde 3 kere 100 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. O halde 3 kere 100 ile çarparken 3 tane 2 sıfır ekliyorum. Ekledim 2 sıfır. Tekrar ve tekrar toplama 6 sıfır ekledim ve 15 milyon milimetre kare olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet, C'ye baktığımız zaman santimetre kareyi metre kareye çevireceğiz. Arkadaşlar metre kare ile santimetre kare arasında 2 basamak var. 2 kere 100'e bölmem gerekiyor. Evet bakın 1 kere böldüm. 2 sıfır sildim. Tekrar böldüm arkadaşlar. 2 sıfır daha sildim. Evet, sonuç olarak 2 metre kare olur diyoruz. D'ye baktığım zaman metrekareyi kilometrekareye çevireceğim arkadaşlar. Şurada 250 bir yazalım. Bakın burası önemli. 250 arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? 3 defa 100'e bölmem gerekiyor. Yani aslında 1 milyona bölmem gerekiyor diyebiliriz. Arkadaşlar bakın 1, 2 basamak sonra çektim 100'e böldüm. 1 basamak daha çektim arkadaşlar. Sayımızın önüne virgül geldi. Ne yaptım arkadaşlar? Ben 3 kere ona bölmüş gibi değerlendirebilirsin. Yani 3 tane 0 silmiş gibi düşünebiliriz. Ne yapmam gerekiyordu? 6 tane 0 silmem. Yani 6 tane 0'ı yok etmem gerekiyordu. O halde şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bakın buralarda 3 tane daha 0 olması gerekir. Ve bu virgülü arkadaşlar buraya alacağım. Evet sonuç olarak ben 250'yi aslında 1 milyona böldüm diyorum. Ve 0 tam 1 milyonda 250 kilometre kare oldu diye ifade ediyorum. İstersek şu sondaki sıfırı da silebiliriz diyelim. Evet. 3000 metre kareyi kilometreye çevireceğim. Arkadaşlar 3000 metre kareyi 3 kere 100'e bölmem gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane virgül arkadaşlar kaydırdım. Sayımız 3 oldu arkadaşlar. Virgül önüne geldi. 2 defa daha kaydırmam gerekiyor. Demek ki benim arkadaşlar burada sıfırın sayımızın önünde 2 tane daha sıfıra ihtiyacım var. Ve ön tarafı da sıfırla tamamlıyorum. Sıfırdan binde 3 kilometre kare olur diye ifade ediyorum. Evet, kilometre kareyi metre kareye çevireceğim. 3 basamak aşağı iniyorum. Yani 3 kere 100 ile çarpıyorum. 1, 2, 3 kere 100 ile çarptım. Yani 1 milyonla çarptım diyorum. Ve 12 milyon metrekare oldu sayımız. Evet. 5 milyon santimetre kareyi metrekare çeviriyorum. Bakın arkadaşlar 2 basamak yukarı çıkıyorum. O halde 2 kere arkadaşlar 100'e bölmem gerekiyor. Evet 2 sıfır sildim. 2 sıfır daha sildim. Sonuç olarak 500 metrekare kaldı diyoruz. Evet 6000 milimetre kareyi
Metrekareyi çevirirken arkadaşlar 3 kere yukarı çıkmam gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 0 sildim. Virgül altını sağında. 3, 0'ı da sola çekmemiz gerekiyor. Şöyle arkadaşlar altın önüne sıfırlar yazdım. Bakın altının burasında 3 defa daha sola çekiyorum. 1, 2, 3. Evet bakın virgül buraya gelecek diyorum. Şu fazladan yazmış olduğum sıfırı silebiliriz arkadaşlar. Sıfırdan binde 6. Şunları da tabii siliyorum. Sıfırdan binde 6 metrekare olur sorumuzun cevabı diyoruz. Evet. Aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Yine dönüşümlere devam ediyoruz. Milimetrekareyi metrekareye çeviriyoruz. 3 basamak vardı. Bakın 1, 2, 3, 4 tane sıfır sildim. 2 tane daha sıfır olsaydı silecektik arkadaşlar. O halde virgül 2 basamak daha sola çekiyorum. Evet. Sıfırdan %6 metrekare olur diyorum. Evet, metrekareyi santimetrekareye çevireceğim. Arkadaşlar metrekare ile santimetrekare arasında 2 basamak var. Demek ki 4 tane sıfır eklemem gerekiyor. Bakın virgülden kurtarmak için 1 tane sıfır verdim. Yani 1 tane sıfırı kullandım. Geriye 3 sıfırım kaldı. O 3 sıfırı da aynen yanına ekleriz. Yani 25.000 santimetrekare olur diyoruz. Evet, devam ediyorum. Sıfırdan %4 kilometrekareyi metrekareye çeviriyoruz. Kilometrekare ile metrekare arasında 3 basamak vardı. 6 tane sıfır eklemem gerekiyor. Arkadaşlar virgülden kurtarabilmek için bakın. Virgülden sonra 2 sayı var. Kurtardım. 2 sıfır kullandım. Ne yapacağım? 4 tane daha sıfır ekleyeceğim. Yani 10.000 ile çarpacağız diyelim ve sayımız 40.000 metrekare olur diyoruz. Evet, metrekareyi milimetrekare çevirirken yine 6 tane sıfır eklemem gerekiyor. Virgülden kurtarmak için 2 sıfırı kullandım. 4 tane daha sıfır ekliyorum. Evet, toplam 6 sıfır kullanmış oldum diyorum ve 250.000 milimetrekare olur diyoruz. Evet, metrekareyi arkadaşlar kilometrekareye çeviriyorum. 6 sıfır sileceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır sildim. Bir de virgül kaydırıyorum. 4'ün önüne 0'dan 10'da 4 kilometrekare oldu diyorum. Evet, santimetrekareyi metrekareye çeviriyoruz. 2 basamak vardı. Bakın 1, 2, 3 tane sıfır sildim. Bir tane daha arkadaşlar ona bölmem gerekir. Onda 0'dan 10'da 2 metrekare olur diyoruz. Evet, metrekareyi milimetrekareye çevirirken 3 basamak var arkadaşlar. Demek ki 3 defa 100 ile çarpıyorum. Bakın 2 sıfır ekledim. 2 sıfır daha ekledim. 2 sıfır daha ekledim. Yani 1 milyonla çarptık diyorum. Ve sayımız arkadaşlar ne oldu? 24 milyon milimetrekare oldu diyoruz. Evet, H'ye baktığım zaman arkadaşlar milimetrekareyi santimetrekareye çeviriyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir basamak yukarı çıkmam gerekiyor. Yani 100'e bölmemiz gerekir diyorum. Evet, 2 sıfır atarsam 6 santimetrekare olur. Sorumuzun cevabı diyelim. Evet, temizleyerek arkadaşlar arkadaki etkinliğe geçiyorum. Ve bir sonraki etkinliğe. Evet, 3'ün soruya bakıyorum arkadaşlar. Yine aşağıda verilen dönüşümleri yapınız diyor. Yine arkadaşlar şöyle dönüşümleri bir tık küçülterek evet. Ne vardı arkadaşlar? Kilometrekare, hektometrekare, dekametrekare, metrekare, desimetrekare, santimetrekare ve milimetrekare vardı. Ve her basamakta 100 ile çarpıp 100 ile böleceğimizi söylemiştik. Santimetrekareyi milimetrekareye çeviriyorum. Bakın santimetreyi milimetreye çevirirken bir basamak iniyorum. Yani 100 ile çarparız. 800 milimetrekaredir. Kilometrekareyi metrekareye çevirirken 1, 2, 3 basamak var. Arkadaşlar 6 tane sıfır eklemem gerekir. Bakın virgülden kurtarmak için 1 sıfır kullandım. Geri 5 sıfır kaldı. 2, 3, 4, 5 sıfır ekledim. 800 bin metrekare oldu diyorum. Kilometrekareyi metrekareye çevirirken yine 6 sıfır ekleyeceğim. Virgülden sonra 2 sayı olduğu için 2 sıfırı kullandım. 4 tane daha sıfır eklememiz gerekir diyorum. Evet, 250.000 metrekare oldu diyoruz. Evet, 500 milimetrekareyi santimetrekareye çevirirken bir basamak yukarı çıkıyoruz. O halde 100'e böleriz.
5 santimetre kare oldu diyorum. Santimetre kareyi metre kareye çevirirken arkadaşlar 2 basamak çıkıyorum. 2 defa yüze bölüyoruz bakın. 1. Bir daha böldüm arkadaşlar. 1 de virgül kaydıracağım. 0'dan 10'da 4 metre kare olur diyorum. Metre kareyi santimetre kareye çevirirken gençler 1, 2 basamak aşağı iniyorum. 2000 arkadaşlar 10.000 ile çarpıyorum. Yani 4 tane 0 ekliyorum. Ne oldu? Bakın 20 milyon santimetre kare oldu diyoruz. Dördüncü soruya baktığım zaman arkadaşlar. Dikdörtgen biçimindeki bir kağıdın boyu 60 santimetre, eni 50 santimetredir. Alanı kaç milimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle kağıdın alanını bulabilmek için dikdörtgen şeklinde olduğuna göre 60 ile 50'yi çarpıyorum. 6 kere 5 30. 2 sıfır ekliyorum. 3000 santimetre karedir. Milimetre kare istediğine göre 3000 santimetre kare. Milimetre kare çevirirken arkadaşlar 100 ile çarpmamız gerekir. O halde 3000'i yazıyorum. 2 de sıfır ekliyorum. Ne oldu arkadaşlar? 300 bin milimetre kare oldu diyorum. 5. soruma bakıyorum. Alanı 12 metre kare olan bir odanın zeminine alanı 200 santimetre kare olan fayanslardan döşenecektir. Bunun için en az kaç tane fayans gerekir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle alanımızı 12 metre kareyi santimetre kareye çevireyim diyorum. 12 metre kare. Santimetre kareye çevirirken 1, 2 basamak aşağı iniyorum. Yani 2 defa 100 ile çarparız. Ne oldu arkadaşlar? 120 bin santimetre kare oldu diyoruz. 120 bin santimetre kare arkadaşlar. Her fayansın alanı 200 santimetre kare ise 120 bini 200'e böleriz. Bakın 2 0 gitti. 2 0 gitti. 12'yi 2'ye bölersem 6. 2 de 0 ekliyorum. 600 tane fayans gereklidir diyoruz sorumuzun cevabını. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, biraz büyütelim gençler. Çevre uzunluğu 16 metre olan kare biçimindeki kare şeklindeki bir tarlanın alanı kaç santimetre karedir diye sordu. Arkadaşlar bir tarlamız var kare biçimde ve bunun çevresi 16 metre. Çevre 16 ise arkadaşlar ben 16'yı 4'e bölüyorum. Bir kenar 4 metredir diyorum. Bu kenar da 4 metredir arkadaşlar. O halde alanı 4 çarpı 4'ten 16 metre karedir. Santimetre kare istediği için 16 metre kareyi santimetre kareye çevirelim diyorum. Arkadaşlar metre kare ile santimetre kare arasında bakın desimetre kare ve santimetre kare vardı. 1, 2 basamak var. O halde 16'yı 10.000 ile çarpmam gerekir. Yani 2 defa 100 ile çarparım. Bakın 100 ile çarptım. 2 sıfır ekledim. Tekrar 2 sıfır ekledim ve santimetre kare oldu diyorum. 160.000 santimetre kare olur. Sorumuzun cevabı diyelim. 7. soruya baktığım zaman çevre uzunluğu 2.8 kilometre olan karenin alanı kaç metrekaredir diye sordu. Arkadaşlar öncelikle çevre uzunluğumuzu metreye çevirecek olursam 1000 ile çarparım 2800 metredir derim. Bunu arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Çevresi olduğuna göre bir kenarı bulmak istiyorum. 2800'ü 4'e bölecek olursam bir kenar 700 metredir arkadaşlar. Alan istediği için alan eşittir. 700 çarpı 700. 7 kere 7 49. 4'te 0 ekliyorum. Evet. 490 bin metreydi arkadaşlar bunlar. O halde metrekare sorumuzun cevabı 490 bin metrekare olur diyoruz. Evet, temizleyerek arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Arkadaşlar burada da arazi ölçümleri var. Arazi ölçümü ve arazi dönüşümlerine bakacağız. Şimdi arazi dönüşümlerine arkadaşlar öncelikle birimlerimize bir bakalım. Evet. Şöyle sayfama bir tık da veya küçültelim fark etmez. Evet. Arkadaşlar en büyük arazi birimi hektardır. Daha sonra dekar gelir.
Daha sonra ar gelir arkadaşlar. Hektar, hatırlatmak bağımında yazalım. HA ile gösterilir. Dekar arkadaşlar, DAA ile gösterilir ve ar da A ile gösterilir. Şimdi arkadaşlar biz burada dönüşümleri yaparken şunu bileceğiz. Burada arkadaşlar kendi arasında dönüşüm yaparken 10 ile çarpıyorum ve 10'a veriyorum. Buradan alan ölçü birimleri yani metrekare, kilometrekare, desimetrekare falan dönerken arkadaşlar yapmamız gereken dönüşümler var. Mesela 100 metrekare 1 ar'dır diyorum. Aynı zamanda arkadaşlar 1 dekametrekare 1 ar'dır. Biz bunu arkadaşlar bakın bunu kullanacağız. Damar eşitliği diyoruz. Evet. Dam ara eşittir arkadaşlar. 1 metre ise 1 metre ar'dır. 10 metrekare 10 desimetrekare ise pardon dekametrekare ise 10 ar'dır diye söyleyeceğiz. Dam ara eşitliği var diyoruz. Daha sonra arkadaşlar neyimiz var? 1 dekar 1000 metrekaredir. Bunlar kullanabiliriz. Aynı zamanda arkadaşlar dekarla dönüm birbirine eşittir arkadaşlar. Ve bunlar da yine dönümlü arkadaşlar. O halde ne oluyor? Dönüm. Şöyle düzgün yazayım. Dekarla dönümde 1000 metrekare olarak yazmış olalım. Şimdi dönüşümlere bakıyorum arkadaşlar. 5 hektar kaç ar'dır diyor. Arkadaşlar hektarla ar arasında bakın. Yan tarafa baktığım zaman 2 basamak var. O halde 2 defa 10 ile çarparım. 500 ar'dır diyorum. B'ye bakıyorum. 25 dekar kaç ar'dır? Arkadaşlar bakın 1 basamak var. O halde 10 ile çarpıyoruz. Evet, hektarı dekara çeviriyorum. 12 hektarı dekara çevirirken 10 ile çarparım. 120 dekardır diyorum. Evet, 15 dönüm arkadaşlar. Bir dönüm 1000 metrekareydi. Evet bakın 1000 ile çarpıyorum. 15.000 metrekaredir. Evet 2,5 dekar kaç ar'dır arkadaşlar? Dekarla ar arası 1 basamak 10 ile çarparız. 10 ile çarparken virgül 1 sağa kaydırırım. 25 ar olur derim. Evet dönümle dekar aynıydı arkadaşlar. Ara çevirirken 10 ile çarparız. 35 ar olur diyorum. Evet. 9. etkine baktığımız zaman yine dönüşümleri istiyor. Pardon arkadaşlar. Evet, 25 dekar arkadaşlar metrekare çevireceğiz. Ne yapmam gerekiyor? 10 ile çarpmam gerekiyor. Pardon. Önce arkadaşlar ara çeviriyorum. Şöyle düşünelim. 2,5 dekar arkadaşlar. Ar olarak yazarsam 25 ar'dır. 25 ar'ı da metrekare çevirecek olursam 100 ile çarparım. Çünkü 1 ar 100 metreydi. 2500 metrekare olur diyorum. Evet, hektar arkadaşlar metrekareyi çevirirken önce ara çevirmem gerekir. Başım 5 hektar 2 basamak aşağı iniyorum. 500 ardır diyorum. 500 arı metrekare çevirirken 100 ile çarparsam 50.000 metrekareye eşit olur diyoruz. Evet, 20 ar kaç metrekaredir arkadaşlar? 20 arı ne yapmam gerekiyor? 100'e bölmem gerekir. O halde 0'dan 10'da 2 metrekare olur işlemin sonucu diyorum. Pardon arkadaşlar. Evet 100 ile çarpmamız gerekiyordu. Özür dilerim. Evet 20 arı 100 ile çarparsam 2000 metrekare olur diyoruz. 20 dönüm metrekare çeviriyorum. Bakın altta yazmıştık. 1 dönüm 1000 metrekareydi. O halde 20'yi 1000 ile çarparsam 20.000 metrekaredir. Evet hektarı metrekareye çeviriyorum. Şu altta yazalım. 0'dan 10'da 2 hektarı. Önce ara çevirelim. 100 ile çarpıyorum. Bakın 10 ile çarptım. 2. Bir de 0 ekledim. 20 ar'dır. 20 ar'dan 100 ile çarparsam 2000 metrekaredir. Evet, 2000 metrekare olarak yazdım. Evet. 1,5 ar'ı arkadaşlar metrekareye çevirirken 100 ile çarparız. 10 ile çarparsam 1 virgülü kurtardım. Bir de 0 ekliyorum. 150 metrekaredir. Evet metrekareyi dekara çevireceğim arkadaşlar. Evet metrekareyi dekara çevirirken 1000'e bölmemiz gerekir. 3 0 siliyorum ve 25 dekardır diyorum. Evet metrekareyi ara çeviriyoruz. Ne yapacağım arkadaşlar? 100'e böleceğim.
Bakın 1, 2 basamak sonra çekebilirim. 1 tam 10'da 4 R olur diyoruz. Evet. Temizleyerek arkadaşlar bir sonraki etkinliğe geçiş yapalım. Evet. Arkadaşlar bakın hektar, metrekare ve 3 R'ın arkadaşlar işlemi yapacağız. O halde öncelikle hektar, dekar ve R'ı yazıyorum. Burada biliyorsunuz onar onar çarpı onar onar bölmem gerekiyordu. Aynı zamanda metrekarede de arkadaşlar kullanacağımız işlemleri yazarız. Öncelikle arkadaşlar sonuç olarak benden metrekare istediğine göre 2 hektar R'a çevirmek istiyorum. Önce 100 ile çarpıyorum. 200 R'dır. Bunu da metrekare çevirecek olursam 200'ü 100 ile çarparsam 20.000 metrekare olur diyorum. Evet, 3 dekarı 3 dekarı metrekareye çevirsem 1000 ile çarparım 3000 metrekaredir diyorum. Artık gerekli işlemleri yapabiliriz. Bakın 20.000 metrekareden 3000'i çıkarıyorum. Pardon 900'ü çıkarıyoruz arkadaşlar önce. Evet 900'ü çıkarıyorum ve 3000'i de topluyorum. Evet, 20.000'den 900 çıkarsak arkadaşlar 19.100 yapar. 3000'i toplarsam 22.100 metrekare olur diyorum işlemin sonucu. Evet 11.ye bakıyoruz arkadaşlar. 60 dönümlük bir arazi 12 ağırlık kaç eşit parçayla ayrılır diyor. Arkadaşlar dönümü ara çevirecek olursam 60 dönüm veya dekar aynıydı arkadaşlar. 10 ile çarparsam 600 ağırdır. 12 ağır olacak yani her birisi. O halde 600 ağırı 12'ye bölersek arkadaşlar 60'ı 12'ye böldüm 5 bir de 0 ekledim 50 tane arkadaşlar parsel çıkar diyorum 50 parsel sorumuzun cevabı olur diyelim. Evet 12. soruya bakıyorum 3 hektarlık bir arazi ormanının bir tam %25 dekarlık kısmı yanmıştır. Buna göre ormanın kaç metrekarelik kısmı kalmıştır diye soruyor. Arkadaşlar metrekareyi sorduğuna göre önce pardon. Hektarı ve dekarı metrekareye çevireyim. 3 hektar önce ara çevirmem gerekiyor. 300 ara eşittir arkadaşlar. Bunu da metrekareye çevirecek olursam 300'ü 100 ile çarparım. 30.000 metrekaredir. Bir tam %25 dekarı direkt metrekare yapabilirim arkadaşlar. Metrekareye çevirirken 1000 ile çarpmam gerekiyordu. Bakın 1000 ile çarparım. 1, 2 basamak kaydırdım. 125, 1 de 0 ekledim. 1250 metrekare oldu. O halde 30.000'in 1250'si yandıysa 30.000'den 1250 yanan kısmı çıkarıyorum arkadaşlar. 0, ondan 5 çıktı 5. 9, 9 kaldı. 7, 8, 28.000. 28.750 metrekare kaldı diyorum arkadaşlar. Evet kalan kısmının sorumuzun cevabını da bu şekilde vermiş olalım diyoruz. Evet temizleyerek bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Bir tık büyütelim gençler. Evet bir tam 10'da 8 hektarlık bir arazinin 3'te 1'ine buğday, 3 dekarlık kısmına arpa ekilmiştir. Buna göre arazide ekilmeyen kaç metrekarelik yer kalmıştır diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle 1 tam 10'da 8 hektarı metrekareye çevirmek istersem önce ara çeviriyorum. Biliyorsunuz 1 hektar 100 ara eşitti. Ve 100 arda arkadaşlar daha doğrusu 1 arda 100 metrekareydi. O halde arkadaşlar bakın ben 1 hektar 1 tam 10'da 8'i 100 ile çarparsam 180 ar olur diyorum. Bunu da arkadaşlar metrekareye çevirecek olursam 180'i 100 ile çarparsam 18.000 metrekaredir. Bunun 3'te 1'ine buğday ekliyor. O halde 18.000'i 3'e bölüyorum. 6.000 metrekaresine buğday ekildi. Evet, 3 dekarın arkadaşlar 3 dekar 1000 ile çarparsam 3000 metrekaredir. 3000 metrekaresine arpa ekildi.
Evet, ekilmeyen kısmı sormuştu. Evet, 6000 ile 3000'i topluyorum arkadaşlar. 6000 artı 3000, 9000 metrekaresine arpa ve buğday ekil diyorum. Evet, ekilmeyen kısmı bulabilmek için toplamda 18.000'di arkadaşlar. Şurada yazalım. 18.000'den 9.000'i çıkarıyorum. Evet, 9.000 metrekaresine herhangi bir şey ekilmemiştir diye sorumuzun cevabını veriyorum. Şöyle karışmasın gençler. Bu yukarıya aittir diye şöyle gösterelim. Evet. 14. soruya bakıyorum arkadaşlar. 40 hektarlık bir arazinin çeyreği satıldıktan sonra geriye kalan kısmı 250 arlık parsellere ayrılmıştır. Buna göre kaç parsel kalmıştır diye soruyor arkadaşlar. Kaç parsel elde edilir diye soruyor. Arkadaşlar çeyrek demek dörtte bir demekti. O halde öncelikle 40 hektarı dörde bölecek olursam arkadaşlar 10 hektardır. 10 hektarı satıyorum. 40'ı 40'tan 10'u çıkarırsam 30 hektar kaldı. Arkadaşlar 30 hektar kaldı. Ben bunu 250 ağırlık bölümlere ayıracağım. O zaman 30 hektarı bakın 1 hektar 100 ağırdı. 30 hektarı ara çevirecek olursam 100 ile çarparım 3000 ağır yapar diyorum. Evet ne yapmamız gerekiyor? 3000 ağırı 250'ye bölmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. 300'ün içerisinde 250 bir defadır diyorum. Aynen yazdım. Çıkarıyorum arkadaşlar. 50 kaldı. 0 indirdim. 500'ün içinde 2 defadır. Evet, ne oldu? 12 tane sorumuzun cevabı 12'dir arkadaşlar. 12 tane parsel elde edilir diyoruz. Evet arkadaşlar, son sorumuza geçelim. Alanı 5'te 3 kilometre kare olan bir parkın yarısı ağaçlandırılmıştır. Geriye kalan kısmı her biri 15 dekarlık parsellere ayrılmıştır. Buna göre kaç parsel elde edilir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle ben kilometre kareyi metre kare çevirecek olursam. Bakın 1 kilometre kare metre kare olarak arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kilometre kare ile metre kare arasında hektometre kare, dekametre kare ve metre kare vardı. Bakın 3 basamak var. O halde şöyle düşünüyorum. Sıfırdan pardon 3 bölü 5'i ben bunu kesir olarak yazmak istersem şöyle yazabilirim. 2 ile genişletelim. Önce onlarla çevireyim. 10'da 6'dır. Yani sıfırdan 10'da 6 kilometre karedir. Bunu arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 basamak aşağı ineceğim. Yani 3 kere yüzde çarpmam gerekir. Bakın virgülden kurtarmak için bir tane sıfırımı kullanıyorum. 6 oldu. 5 tane daha sıfır eklemem gerekiyor. Çünkü 2 tane arkadaşlar ikişer ikişer 3 tane sıfır ekleyecektim. Yani 3 kere yüzde çarpacaktım. Bir tane 10'la çarptım. 6 oldu. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 de sıfır ekledim. 600 bin metre kare oldu diyorum. Bizim arazimiz arkadaşlar 600 bin metrekare. Bunun yarısını ağaçlandırıyoruz. O halde 600 binin yarısı 2'ye bölersem 300 bin metrekaresini ağaçlandırdım. Geri 300 bin metrekare kalır. Ve bu 300 bin metrekarenin arkadaşlar her birini 15 dekarlık parsellere ayıracağım. Arkadaşlar 15 dekar bakın 1 dekar 1000 metrekareydi. 15 dekar 15.000 metrekaredir diyorum. O halde 300 bin arkadaşlar geriye kalan kısmı 15 bine bölmemiz gerekir. Şöyle 3 sıfır attım. 300'ü 15'e bölüyorum. 30'un içinde 2 defadır. Bir de sıfır ekledim. Evet 20 tane parsel elde edilir diyoruz. 20 parsele ayrılır diyelim. Ve sorumuzun cevabını 20 olarak verelim. Evet arkadaşlar bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.